Çok uzun sürede pişen bir yemek bu. İşim uzun, bir taraftan da pişirme işlemine devam edeyim. Aşağı yukarı 3 çorba kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Onun ben 1 çorba kaşığı kadarını şimdi tencereme, tajine koyuyorum. Burada önce soğanlar, taze rezene ve sarımsak pişecek. Ondan sonra o koku bütün tencereye yayılacak, etler sonra içine girecek. Evet, ben devam edeyim bir taraftan. Sarımsaklarımızı da içine koyalım. Bu da böyle ince kesilmiş olabilir. Ben pek sarımsağı ellemeyi sevmediğim için makinede yapmayı tercih ediyorum. 3 tane de hatırı sayılır bir sarımsak ama dediğim gibi başka türlü dengeleyemeyebiliriz. Onun için bu tip aromatik sebzelerden ve baharatlardan hiç ekonomi yapmamak lazım bu yemekte. Hemen soğanları da katabilirim. Kokusunu duydum bile sarımsağın. Şimdi burada bütün sebzelerin birazcık renk almasını bekleyeceğiz. O zamana kadar çevirmeye devam. Şimdi ben bu pişmiş olan ve tencerenin dibinde aslında o lezzetini bırakmış olan sebzeleri küçük bir kaba alıyorum. Şimdilik, sadece şimdilik. Sonra etleri pişireceğim orada. Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim. Ve sonra da etleri pişireceğiz. Etimiz aşağı yukarı 1 kilo 200 gram kadar diyelim, kuzu eti. Kuzu eti şöyle ne çok büyük ne çok küçük parçalara bölündü. Şimdi etleri de içine atıyorum. Şimdi burada da yapacağımız, ortaya getirdim ateşi. Bütün bu etlerin iyice her tarafı pişene kadar, renk alana kadar pişmesi olacak. Onu bekliyoruz şimdi. Şimdi onlar renk alana kadar biz hurmalara geçelim. 250 gram hurma kullanacağız. Onları ben şimdi çekirdeklerinden ayıklayayım. Sonra da biraz keselim. Evet, etler renk almaya başladı. Ben onlara birazdan bütün baharatları koyacağım. Evet, şimdi bu etlere bütün baharatları koyalım. 3 tatlı kaşığı kişniş, 3 tatlı kaşığı kimyon. Ve dediğim gibi bütün baharatları sırayla koyuyorum. 1,5 kaşık da zencefili ekledim. Tuzumu atıyorum. Şöyle 1 dakika kadar da pişirmeye devam edelim şimdi. Baharatlar ete iyice geçsin. 1 dakika geçtikten sonra artık ilk önce pişirdiğimiz soğanı, sarımsağı ve rezeneyi ekleyebiliriz. Evet, şimdi artık hurmalara geldi sıra. Hurmalarla beraber 1 su bardağı da suyu ekleyeceğiz. Ve ondan sonra kısık ateşi alacağız, unutacağız. Evet, bu aşamada artık 1 bardak da suyu koyalım. Daha doğrusu 250 mililitre desem daha doğru olacak. Biraz daha koyayım ben şunu. Kontrollü gidiyoruz. 1,5 saatten sonra su ekliyoruz ama aralarda da mutlaka karıştırıyoruz. Onu unutmayalım. Evet, ben şimdi ağzını kapatıyorum bu güzel tencerenin. Şöyle kısıyorum da. Hadi bakalım, pişsin artık. Tenceremin altını tutturacağım. Onun için tam zamanı bence şimdi. Arada 1,5 saatimiz de geçti zaten. Ben şimdi ona kontrollü bir şekilde sıcak suyu ekliyorum. Sonra tekrar pişirmeye devam ediyoruz. 3 ve 3,5 saat tekrarlıyorum. Siz ara ara bakın lütfen ve gerekirse suyu ekleyin.